Mutlu günler efendim, mutlu bayramlar. Şans Spor ve Anspor Radyo ortak yayınında spor ajansıyla karşınızdayız ve yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Konuklarımızla birlikte değerlendirmelerde bulunacağız. Selahattin Kınalı bizimle birlikte. Hoş geldiniz Selahattin Kınalı. Herkese biz de iyi bayramlar dileğimizi iletelim. En başta Zavzaga'ya, Muhtar Kenan Kınalı'ya, Leman'a, Safiye'ye, teyzem ve halam olur kendileri. İyi bayramlar dileyelim buradan. Tabii bütün ülkemize, bütün ülke, herkes, hatta bütün insanlık, bizim teyzemiz, halamız, kardeşimiz, evet, kuzenimiz. Bayram gibi bir bayram dileyelim de tabii önceliğimiz her zaman çocuklar. Çocukları mutlu edebildiğimiz ölçüde biz de bayram yaşadık diyebiliriz. Az önce hocamla içeride oturuyoruz. Bir baktık, ikimiz de aslında çocukluğumuzu arıyoruz. Bütün yetişkinler gibi çocukluğu elden uçup gittikten sonraki bütün hikaye çocukluktaki masumiyeti arama hikayesidir. Bulamayız genellikle, fakat o bile bizi teselli etmeye yeter. Çocukları mutlu edelim yani. Ve Ahmet Akcan hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar. Sevgili Selahattin beni can evimden vurdu. Evet, çocukları mutlu etmemiz lazım. Ama biz maalesef bazen o mutluluğu işte iki bayramdan birinde onlara bir tane şeker veya küçücük bir cep harçlığı veriyorsak sanki onları mutlu ettik, görevimizi yaptık diye düşünüyoruz. Benim için çocukları mutlu etmenin en önemli yolu onlara dünya çocuklarıyla, dünya gençleriyle yarışabilecekleri o ortamı sunmak. Bizim çocuklarımız, gençlerimiz de bunu gerçekten hak ediyorlar. Onların bütün hayallerini gerçekleştirebilecekleri inşallah bir dünya bırakırız onlara. Maalesef son dönemde çocuk deyince de aklımıza bir tek yer geliyor. Orası da Gazze. Dileriz bu bayram gününde bu soykırımın bir an önce son bulması ve çocukların dünya çocuklarıyla birlikte sağlıklı, mutlu bir günler görmesi diyerek ben temennimi dile getireyim. Evet, başlıyoruz spor ajansına. Euro 2024 heyecanı sürüyor. Birbirinden önemli maçlar, birbirinden heyecanlı maçlar. Hepimiz bayram gününde evde Euro 2024 heyecanını gerçekten doyasıya yaşıyoruz. A milli takımımızın ilk maçını oynamasına da sadece bir gün kaldı. Yarın A milli futbol takımımız da ilk maçına çıkacak. Biz bir bugünün programını şöyle bir ekrana getirelim. Bakalım Euro 2024'te hangi maçlar bizi bekliyor bugün? Saat 16'da Romanya Ukrayna ile karşı karşıya gelecek E grubunda. E grubundaki bir diğer maçta saat 19'da Belçika Slovakya mücadelesi. Bu mücadele aynı zamanda şöyle bir önem arz ediyor bizim için. Halil Umut Meler maçın hakemi. Saat 22'de Avusturya-Fransa mücadelesi var. D grubundaki karşılaşma günün son maçı olacak. Dün de çok keyifli maçlar vardı. Çok güzel goller vardı. Ahmet Akcan hocam ne dersiniz? Evet, ben de son derece keyif alıyorum. Tak diye giriyorum araya. Estağfurullah. Ahmet Akcan hocam mesela dünkü oyunun içeride konuştuğumuzu söylüyorum. Sana sufle yapıyorum aslında. Çok son 15 dakikasında çok fazla izleyemedi. Niyeymiş dedim. Ne oldu hocam? Dedi ki benim her akşam bir ritüelim var. Onu yapıyorum. Fazla sorgulamadım ritüelin ne olduğunu. Fakat sonradan öğrendim. Kendisi söylerse daha iyi olur. Ben güne başlarken ve günü bitirirken her zaman varoluş nedenimin bence temeli olarak gördüğümüz hem duamı hem şükrümü yapar. Öyle kalkarım, öyle yatarım. İşte hayal kurmanın temelinde o var. O hayallere inanmanın temelinde o var. Ve her şey bir tarafa, dünyadaki demin çocukları söyledik. Evet. Ben bütün insanlar için o iyi dileklerimi her zaman bana yakışır bir şekilde Yüce Rabbimle beraber paylaşmayı da o ritüelin en önemli parçası olarak görüyorum. Çok da güzel yapıyorsunuz hocam. Allah herkesin dualarını kabul etsin. Amin. Sizinki de bizim. Manevi alana girdi, hoca maçı unuttu. Peki, yok şimdi oraya geleceğim. Ben sevgili Selahattin'e bir topu bırakayım dedim. Acaba girecek mi? Girmedi. İşte o duaların içinde çocukları, insanları futbolla da mutlu etmek var. İnşallah en büyük mutluluğu da milli takımımız yarın hepimize verecek. Ama ben şu ana kadar oynanan maçlardan mutlu olmayı becerdim diye düşünüyorum. Çünkü en çok
keyif aldığım nokta şu. Evet, bir Almanya iyiydi, bir İspanya iyiydi. Yani iyi olan takımları burada sayabiliriz ama büyük organizasyonlarda ben hep futbolun gelişimi adına çok şey bulabileceğimizi düşünüyorum. Ki bu Avrupa Şampiyonası iddiam da oydu. Nitekim onları yavaş yavaş bulmaya başladık. Nedir? Takımların hepsi artık takım oyunu oynuyorlar. O çok güzel bir şey. Neredeyse takımların hepsi geriden oyun kuruyorlar. Bakın, bizim bunu konuşmamız lazım. Faruk Yıldırım'a bir de özür dilememiz gerekiyor. Evet, bizim ülkemizde hala ya nedir bu geriden oyun kurma? Bir hata yapıyorsun, gol yiyorsun diye eleştiriyoruz. Ve en güzeli şu, önde pres yapılmaz. Ön alan presi bizde çok az yapılırken küçük dediğimiz takımların bile ön alan presi yaptıklarını görüyoruz. Yani bunların hepsi bence harika şeyler. O yüzden turnuva bittiğinde futbol adına bizim bu sene ligimizde konuşabileceğimiz çok şey de görebileceğiz. Yani dünkü maçlara gidecek olursak, bir Hollanda-Polonya maçı. Yani Hollanda maçı oyun içinde tamam, Hollanda oyunu domine etti. Bence çok gol kaçırmasına rağmen hak ettiği bir galibiyet elde etti ama beni en çok etkileyen o turuncuların Almanya'nın neredeyse tamamına yayılmasıydı. Ya ne diyeceksiniz siz? İnanılmazdı. Gerçekten Hollanda'da özellikle böyle sokaklardan videoları izlediğimde inanılmaz etkilendim. Gerçekten çok güzel bir görüntüydü. Futbol birçok şeyi güzelleştiriyor. Bu arada bugün gazetelerde de gördüm, bazen maçlar öncesinde istenmeyen olaylar da çıkabiliyor ama biz Hollanda taraftar grubu gibi futbolun güzel yanlarını konuşuyoruz. Ya taraftar gruplar arasında o dediğin şekilde ufak tefek itişmeler, kakışmalar olacak yani. Bu genç adamlardır, hepsi yaşadıkları güne, ana tanıklık ederken kendilerinden de bir şeyler katmak isterler, özne olmak isterler. Bu anlaşılabilir bir şeydir, tolere edilmesi en doğru olanıdır. Tabii ki yani kesici, delici aletler kullanıldığında tabii ki güvenlik kuvvetleri müdahale edecektir ama ufak tefek şeyler olacaktır. Şimdiye kadar kaç maç oldu bilmiyorum. 5-6 maç oldu. 6-9. Yani en az 7 maç. 14 taraftar grubu gördük yani. 7 maç, 14 ayrı taraftar değil mi? Bir tanesinde kulüp forması gördünüz mü taraftarların? Görmedim. Şimdi bizim maçımızı göreceğiz ama. Lafa geldiğinde de bizden daha çok ülkesini seven yok. Laf çorbası. Çok doğru. Şimdi Türkiye'nin bizim kendimizi ifade ederken kültürel değerlerden ziyade kendimize ait ettiğimiz renkler üzerinden tarif etmek gibi bir yanılgımız, bir çukurumuz var. Ve biz şu anda o şampiyonada 14 takım çıktı diyelim, 26 takım var hocam, 24 takım daha çıkacak. 24 ayrı taraflar grubu olacak. İşlerinde takım formasıyla giden tek ülke biz olacağız. Ama en çok da biz seviyoruz ülkemizi. Bu nasıl, bu ne yaman çelişki? Buradan bir çarede bulunalım. Çok doğru söylüyorsunuz. Çok haklısınız. Yarın tıpkı Hollanda taraftarının olduğu gibi, tıpkı diğer milli takımların... Arnavutluk taraftarını görmedik mi? Ne kadar muhteşem bir performans koydular. Ha, mesela güya hani bize göre görece biraz daha küçük ülke yani. Daha az büyük ülke diyelim. Ben küçük demeyi sevmiyorum da daha az büyük diyelim. İşte Sırp taraftarları gördük dün. Ondan önceki taraftarların hepsi, bir tane takım formasıyla gelen yok ya. Ya kendimizi kimlik kazandırdığını düşündüğümüz yerel renkler üzerinden tarif yanlışından kurtaralım. Bu bize hiçbir değer katmıyor. O formaları giyenlere de değer katmıyor. Onlar kendileri değersizleşirken temsil iddiasında oldukları o güzelim ülke Türkiye'mizin de değerini düşürüyorlar. Ya bu bir kültür işi. Futbol bir kültür, bir birikim, kendini ifade yollarından biri. Toplumların kendilerini çağdaş dünyadaki ifade yollarından biri de futbol. Şu anda dünyanın işte bütün şeyine rastladık yani. Futbolun popüler çağındayız. En popüler sosyal hareket futbol. Biz hepimiz kendi mahallemizin, kendi sokağımızın derdindeyiz. Ya sen orası bir evrensel arena. Sen orayı Anadolu olarak gidiyorsun, Türkiye olarak gidiyorsun. Sen bir tek renk olman lazım. Fakat biz kendi içimizdeki rekabeti, o kestane rekabetini o kadar yukarılara taşıyoruz ki zannediyoruz ki dünyada bizden başka şey yok. Rekabet yaşanmıyor hiçbir yerde. Bizimki de yani öyle dünya ölçeğindeki rekabetlerden biri değildi. Kendine özgü bir şeydir. Kendine özgü iyi tarafları da vardır. Ama onu içimizde yaşayacağız. Sen
Türkiye'nin rengi olarak evrensel bir arenaya çıkıyorsan eğer, Türkiye'nin motifleriyle çıkacaksın. Kendi yerelin yereli motiflerle değil. TFF bunun önlemenin yolu yok tabii. Yasaklamayla yapılacak bir şey değil bu. Milli takım forması dışında formayı kimse giymesin ya artık. Kim çağrıyı yapacak? İşte biz buradan yapıyoruz. Sen yapıyorsun. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu da bu çağrıyı yaptı. Birazdan ekrana da getiririz. Yaptı. Arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Kırmızı formayla yarın tribünlere de öyle bir çağrıda bulundu Türkiye Futbol Federasyonu. Evet, o çağrıyı ben de aldım. Son derece de keyif aldım. Belki de şu ana kadar federasyonumuzun bu doğrultuda attığı en önemli adımdı. Çünkü kırmızı mı beyaz mı, o arada kimse kalmasın diye çok bariz, net bir şekilde kırmızı formalarla oraya davet edildi. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde bu süreci biz kendi ülkemizdeki o eleme maçlarında da uygulamaya başlayacağız. Tabii giyeceğimiz o kırmızı forma kadar o formaya uygun, ülkemize layık davranışlar içinde bulunmak da bence çok önemli. Çünkü son senelerde Almanya'da takımlarımıza kamp yapma izni bile verilmediğinin altını çizmek istiyorum. O yüzden Türk insanının misafirperverliğini, ki biz kendimizi ev sahibi olarak görüyoruz Almanya'da. Evet. Hem kendi milli takımımız için hem de ev sahibiysek biz bütün ülkeleri o şekilde ağırlama görevini de üstlenelim. Bize yakışıl davranışlar içinde hem hafta içinde hem de maç günlerinde öncesiyle, maç anıyla, maç sonrasıyla ülkemizi en iyi şekilde temsil edelim. Tabii kendi ülkemiz için bu dileklerimizin yanı sıra ben bir iki tespitime daha devam etmek istiyorum. Onlardan bir tanesi de Danimarka, Slovenya. Eriksson. Mutlaka Eriksson yine golünü de attı. Keyifli bir maçtı ama daha büyük keyfi Slovenya'nın oraya katılmasında buldum ben. Slovenya'nın birçok kişinin Danimarka karşısında böyle zorlanacağından, yenileceğinden bahsettiği anda o maçı en azından berabere bitirmesinde buldum. Futbolda doğruları yapıyorsan, belki futbola yeni soyunmuş, her ne kadar Yugoslavya kökenli, belki de çok önemli bir geçmişi olsa bile, bence yükselen milli takımlardan bir tanesi. Aynı gruptaydılar Danimarka'yla. Oradaki maçlarında da biri 1-1 bitti, diğeri 2-1 bitti. Kaybetmişlerdi. Bence doğruların yapıldığı takdirde güzel işler yapılacağının çok güzel bir örneğini verdi Slovenya. Sonra da evet, sevgili Selahattin'le para ve emeği konuştuk içeride kendi sohbetimizde. İşte paranın en çok olduğu ülke İngiltere, Premier Lig. Ama nedense milli takımlarda o paranın emeğe dönüştüğünü çok göremiyoruz. Dün akşam itibariyle de İngiltere teknik direktörü oldukça fazla tartışılmaya başlandı. Mutlaka günümüzde o tartışmaları yapacağız ama turlar geçildikçe herhalde o tartışmalar biraz daha fazla skora yönelecek. Toplam bir görüş bildireceksen birinci grup Almanya tamamıyla grup lideri olmaya aday olduğunu, hatta ileriki turlara aday olduğunu gösterdi. Hatta şampiyonluğa. B grubu İspanya keza öyle. Hırvatlar bu ara beni biraz hayal kırıklığına uğrattılar. Formaları güzeldi ama. Onların formaları her zaman yeni modeli de güzel. Evet, çok ayrıdır. O damalı onların klasik formaları. C grubunda İngiltere öyle veya böyle gruptan artık lider çıkacak, o belli. Fransa'yı büyük bir merakla bugün bekliyoruz ama Hollandalılar bence saha içinde de beklenilenin üzerinde iyi bir performans ortaya koydular. Turnuvanın en kötü takımına karşı. Öyle de olsa bazen sakatlıklardan belki ayrı bir pencere açabiliriz. Yani Lewandowski de ülkemizde çok konuşulan futbolculardan biri konumunda şu an. Bizim maçta sakatlandıktan sonra dün oynamamış olması Polonya adına en büyük kayıplardan bir tanesiydi. Oyunun sonlarına doğru sahada olmamanın eziyetini resmen yaşayan bir Lewandowski gördüm ben. Yani böyle büyük kariyer, büyük turnuvalardan o kadar çok uzak kaldı ki birine katılacağım dediği anda ilk maçta o da sakattı. Bütün futbolcuların sağlıklı bir şekilde oynamalarını diliyorum kendi adıma. Sakatlıklarsa Fenerbahçe bölümünde onları bence ayrıca bir konuşmakta fayda var. Bu arada
Türkiye Futbol Federasyonu'nun paylaşımı da gelmiş. Bir ekrana getirelim. Bu kadar üzerine konuşmuşken Türkiye Futbol Federasyonu'nun çağrısını da ekrana getirelim. İşte bu paylaşımı yaptı. Gürcistan maçına kırmızı formanla gel paylaşımını yaptı. Dortmund'da tribünleri kırmızıya boyuyoruz. Dileriz yarın Almanya'da çok sayıda Türk vatandaşı var ve vatandaşlarımız o tribünleri kırmızıya boyasınlar. En büyük temennim bu. Biz nasıl bugün Hollanda'yı, Arnavutluğu konuşuyorsak yarından sonra, maçtan sonra da Avrupa'da biz konuşulalım. Ben çok isterim. Olumlu anlamda. Sarı duvardan sonra kırmızı duvar diyoruz ama tabii federasyonun da sorumlulukları var. Şimdi biz insanlara milli takım formanı al git diyoruz ama edinme kolaylığını sağladı mı federasyon? Yeterince üretim yaptı mı? Ayrıca bir formaya bilmiyorum orada da 50 euro 100 euro var mıdır? Ne kadardır fiyatı? Veremeyecek insanlar da vardır. Milli takım yedek olarak bir atlet kıvamında, fanila kıvamında bir kırmızı bir şey de daha ucuz bir şey de üretebilirdi. Ya kırmızı olsun ille de milli form olması gerekmiyor. Kırmızılar olalım bizde yani portakallar gibi. Yani taraftara çağrı yapmak işin en kolay kısmı. Taraftarın ona ulaşabilmesinin yollarını da federasyonu bulması gerekiyor. Belki bulmuştur. Çok bilgi sahibi değilim ama şimdiye kadar olmadığını biliyoruz. Çünkü taraftarlardan da bize geliyor. Abi öyle diyorsan ama işte bir forma 2500 lira nasıl alalım? Ya da yurt dışındakilerde ulaşamıyorlar. Bulamıyoruz ki alıp giyelim. Şimdi bunların bir kısmın bahanedir. Tamam kabul. Çünkü şunu diyebiliriz, bir beyaz fanila ya da bir kırmızı fanila herkes bulup tişört giyebilir. O orada sırıtmaz. Önemli olan tribünü Türkiye'ye dönüştürmek, Türkiye'nin renklerine dönüştürmek. O iradeyi hep birlikte sahiplenirsek, TFF de kendi üzerine düşeni yaparsa eminim ki Türkiye'liler de, Türk taraftarlar da onun gereğini yaparlar. Ama sadece söylemle olmaz bu işler. Peki, ekleme yapacaksınız galiba hocam. Vazgeçtim. Şöyle, çok güzel bir çözüm önerim var. Ama o çözüm önerimi burada dile getirirsem federasyonumuza eleştirmiş olacağım. Ben hele hele maçtan bir gün iki gün önce olayı tamamıyla pozitif bir zihniyetle buradan onlara güzel bir sinerji gönderme adına o seviyede bırakalım. Onu Avrupa Şampiyonası'ndan sonra konuşuruz. Sadece şunu rica edeyim. Şu an oraya gidebilecek durumda olan vatandaşlarımızın, futbol severlerimizin bu sorunun da kendileri çözebilecek durumdalar. Ona inandığım, Almanya'daki ortamı bildiğim için bu kadarını kesmiş olayım. Peki, o zaman birazdan bu arada milli takımımızın antrenmandan canlı görüntüleri sizinle paylaşacağız. Ama öncesinde şöyle bir milli takıma geçiş yapalım. Yunus Akgün'ün açıklamalarını sizinle buluşturalım. Finale çıkıp Fransa ile karşılaşmayı hayal ettiğini söyledi. Milli takım oyuncumuz Yunus Akgün, izleyelim. Evet, Yunus Akgün'ün açıklamaları bu şekilde. Yunus Akgün hedeflerinin finale çıkmak olduğunu söyledi ve finalde de neden olmasın Fransa, Allah korusun biz grubumuzu ikinci bitirmeyelim, birinci bitirelim. İkinci bitirirsek çünkü yanılmıyorsam grubu ikinci bitirirsek Fransa ile bir sonraki turda karşılaşıyoruz. Bu arada ekranlarımıza Almanya'da Gürcistan maçı öncesi hazırlıklara dair canlı görüntülerce geliyor. Milli takımımız antrenman için sahaya, antrenman sahasına çıktı. Hazırlıklarını sürdürüyor. Hocam, Yunus'un açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz? Ya bir defa Yunus'tan böyle bir açıklama duymak beni çok mutlu etti. Neden? Yunus'u bu sezon biz kendi ligimizde izleyemedik ve önümüzdeki sene izleyeceğiz gibi duruyor. Galatasaray'da, evet. Özlemişiz onu. Tabii gruplarda biz hep birinci olursak şu rakip, ikinci olursa bu, üçüncü olursa bu diye hesaplar yaparız. O hesapları biz de burada hep birlikte yaptık. İkincilik halinde Fransa ile oynayacağız büyük bir ihtimalle. Ben de Yunus'a grup birinciliği hedefini koyduğu için buradan teşekkür ediyorum. Çünkü ikinciliği o da kabul etmiyor. Herhalde üçüncülüğü de hedef seçmeyecektir ya Yunus veya bizim milli takımımız. O yüzden Portekiz'le grubumuzda demek ki çok ciddi bir şampiyonluk, grup şampiyonluğu yarışı vereceğiz.
finale kadar gidebilme adına çok özür dilerim. İyi, başarılı ve sağlıklı günlerde inşallah. Teşekkür ederim hocam. İlkini tuttum ama ikincisini tutamadım. Adım adım yürümekte ben büyük fayda görüyorum. Hiçbir maç kolay değil. O yüzden bizim kazanacağımıza inandığım ama zorlu olacağını bildiğim bir Gürcistan maçıyla başlayalım. Sonra da Yunus'un dileğine finale kadar giderek inşallah ulaşacağız. Artık bence finali hedeflemeyelim. Ya oraya kadar gitmişken de o finali kazanmayı hedefleyelim. İnşallah. Niye final hocam oynayalım diye söylüyoruz ki, finali kazanmak için söyleyelim. Bugünlerde yakında gelir temennisiyle. Şimdi Almanya'dan canlı görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Milli takımımız Gürcistan maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği, şu dakikalarda gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor. Montella bir antrenman öncesi kısa mini bir toplantı yaptı takıma, futbolculara. Ve şimdi düz koşuyla birlikte antrenman start aldı. Çok genç, turnuvanın en genç ikinci takımı Selahattin Kınalı. Tecrübeli isimlerimiz de var. Yarın Gürcistan karşısında sürpriz yaşamak istemiyoruz ama şunu da ifade edeyim. Gürcistan'da kolay bir lokma değil. Büyük ihtimalle topu hocam, onun taktik değerlendirmesini Ahmet hocam daha iyi yapar. Topu bize bırakıp kontratak bekleyecekler ve bunu da iyi değerlendirdiklerini biliyoruz. Gürcistan'da bizim zaten, bizim ailede 2-3 tane Gürcü gelin var zaten. Yani zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yani. Gürcistan'ı da ayrı saymıyoruz, o da bizim. Ya yani onlar da kendi bayrakları açısından kötü bir skor yaşamak istemiyorlar. Tabii doğal ki olarak. Ve iyi de oyuncuları var, çabuk oynuyorlar. Bize ters gelen bir oyun yapısı var Gürcistan'ın. Ben her türlü sonucun normal olduğunu düşünüyorum. Kalite olarak tabii ki Türk milli takımının toplam kalitesi, özellikle ön bölgede Gürcistan'ın çok üzerinde, orta saha ve ön tarafta. Fakat Gürcistan'ın ayağı ve dikine pas oyunundaki ısrarı ve başarısı bizim en sorunlu yerimiz olan defans hattını da düşündüğümüzde insanı düşündürmüyor değil. O bakımdan ön tarafın gereğini, yediğinden fazlasını atması gerekiyor Türkiye'nin kazanması için. Bunu da yapabilir mi? Elbette yapabilir ama sonuçta karşıda da Kravat Dona mı diyorlar? Kravatskella diye bir oyuncu, Maradona ile evet, özdeşleştiriyorlar. Sadece o değil. Mesela kalecileri çok, belki de turnuvanın en iyi kalecisi olabilecek bir kaleci. Bizim ön taraf çok iyi. Bak, adamı belki de şey yaparız bir gün. Bir anda yıldıza dönüştürürüz. Mamardaşvili. Çok kaleci, iyi bir kaleci o da. Zaten Gürcü coğrafyasından dolayı çok çevik, atik insanlar coğrafyası. O anlamda hızlı oyunları, dikine oyunları şaşırtıcı değil. Oyunları da iyi. Yunus'un açıklamalarıyla ilgili ben de şunu söyleyeyim. Yunus benim beklediğim çıkışı henüz yapabilmiş değil. İnşallah adadaki dönemi, bir yıllık staj dönemi ya da işte kalfa dönemi Yunus'un kendi içindeki eşiğini aşma fırsatı vermiştir Yunus'a. Çünkü çok yetenekli Yunus. Çok çabuk düşünüyor ve bunu sakince yapabiliyor. Bu çok önemli bir yetenek oyuncular için. Çabuk düşünüp sakin kalabilmek. Bakalım, ben bu sene Yunus'un daha iyi şeyler sunmasını bekliyorum. Milli maçlarda da hoca başlangıçta görev vermese de skora göre Yunus'u değerlendirecektir. Bekliyorum onu da. Ez cümle Gürcistan maçımızın çok kolay olmayacağını, inşallah hocamın dediği gibi zor da olsa Türkiye'nin galibiyetiyle bitmesini umuyorum. Hocam, antrenmandan canlı görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Şimdi turnuva boyunca biz tıpkı geride bıraktığımız sezonlarda, Arda Güler Türkiye'de oynadığı sezonlarda işte sahada mı olmalı, 11'de mi başlamalı yoksa yedek kulübesinde koruyalım mı tartışmalarıyla aslında Fenerbahçe'deki serüveni Arda Güler'in geçti. Şimdi de biz işte Semih Kılıçsoy Arda Güler için acaba sonradan mı oyuna girmeli, bir hamle oyuncusu mu olmalı? Aman koruyalım, aman bir şey olmasın derken Lamine Yamal İspanya'da forma giyiyor ve asistlerine devam ediyor. Barcelona'da tüm sezon oynuyor. Bunlar benim gözüme çarpan detaylar. Bu arada İrfan Can kahveci takımdan ayrı çalışmalarını sürüyor, bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Dileriz en yakın zamanda döner İrfan Can kahveci ama 3. maçtan önce zor görünüyor. Ya bu konuyla ilgili acaba insanlar da bir etki yaratacaksa, protesto amaçlı
sussam mı veya burada takla mı atsam, parande mi atsam bilmiyorum. Burada sizler de hatırlayacaksınız, bakın senelerdir aynı söylemde bulunuyorum. Arda çıktığı anda Arda gibi futbolcuların oynaması lazım. Biz bu futbolcuları koruyacağız diye onları bir fanusun içine alıyoruz. Futbol kariyerleri bitiyor. Hala o fanusun içinde tutmaya çalışıyoruz. Onun en güzel örneğini hem Yamal hem Arda net bir şekilde bize gösterdiler. Arda ne şekilde gösterdi? Biz Fenerbahçe'de onu koruma altında tutarken dünya devi, ki şu an dünyanın bir numarası Real Madrid, onu transfer etti. Evet, bizim ona katmadığımız. Barcelona'da mı? Karıştırdın mı? Evet, Lamine Yamal. Real Madrid transfer etti değil mi? Arda'yı. Arda'yı dedin. Ha. Arda'yı. Ben de Yamal'ı alıştırıyorum da kitlendim. Hayır, Yamal da öteki büyükte. Evet. Yani değişen bir şey yok. Evet. Onlar da Yamal'ı. Değişen şeyde, şey 3 yaşta, 2 yaş daha genci. İkisi de İspanya'da. İkisi de beraberinde birlikte rakip olan kulüpler. Arda'daki bizim onun fanus içinde tuttuğumuz için, onu yeteri kadar eğitmediğimiz, oynatmadığımız için o eksikleri geliştirmek için Ancelotti'nin belirli bir süreye ihtiyacı vardı. O süreyi de Arda'yı geliştirerek doldurdular. Arda'yı da son zamanda oynatıyorlar. Peki dünyanın bir numaralı kulübünde oynayan futbolcuyu biz hala fanus içinde mi tutacağız? Arda bu turnuvada ilk 11'e yazılması gerekenlerden bir tanesi benim için. İşte Barcelona'da kendi futbolcusu Yamal'a bu sene süre vererek, onun karşılığında keza İspanya milli takımı daha ilk maçtan itibaren onu takımın en önemli futbolculardan biri görev tanımıyla sağ kanatta oynatarak çok doğru işler yapıyorlar. Futbolun yaşı yoktur. Ben Yamal için bu yaşta oynamayı hak ediyorsa oynamalı dediğim bu futbolcunun karşısına 41 yaşındaki bir Pepe oynamayı hak ediyorsa, ki büyük bir ihtimalle onu da Portekiz'in ilk maçında sahada göreceğiz. 16 yaşındaki Yamal da oynar, 41 yaşındaki Pepe de oynar. Yeter ki insanlar doğru baksın, doğru değerlendirsin ve onlara doğru oynayacak o ortamı sunsunlar. Ben Montella'nın biraz rakiplere de taktiğine dair bilgi vermem adına böyle bir taktik geliştirdiğini düşünüyorum. Çünkü Montella dedi, direkt 11'de mi başlar yoksa sonradan bir hamle oyuncusu mu olarak mı sahaya girer? Bunu henüz karar vermedik açıklamasını. Biraz rakiplere karşı bir taktik olduğunu düşünmek istiyorum hocam. Ya, sevgili Ceyda, futbolda rakibin artık öyle analizleri yapıyorlar ki, onlar Arda'nın bir gün önce saat kaçta yattığını, neredeyse rüyasında ne gördüğünü bile artık bilecek durumdalar. Eskiden de bunlar rakibi aman kandırayım, işte farklı bir 11 göstereyim. Ya, futbolda bir gerçek var. Biz gelişeceksek, biz rakibin bize karşı oynayacağı oyuna göre tedbir almaktan ziyade kendi oyunumuzu geliştirelim önce. Yani biz, bakın, çok önemli futbolcularımız olmasına rağmen İrfan Can sakat oynamıyor. Ferdi oynayıp oynamayacağı belli değil. Şimdi sadece sakatlıklardan İsmail keza öyle. Oynatamadığımız dünya kadar futbolcu var. Biz kendi futbolcularımızı nasıl oynatırız diye düşünmüyoruz. Aman benim kimi oynatacağımı rakip bilmesin diye hepsini gizlemeye çalışıyoruz. Yani böyle bir dünya yok artık. O yüzden göğsümüzü gere gere, hatta bütün rakiplere korku salarcasına diyelim ki biz Arda'yla başlıyoruz. Arda'ya karşı nasıl tedbir alacağını rakipler düşünsün diye bu güvenle bizim orada olmamız lazım. Biraz fazla özgüvenle mi konuşmaya yok, başladım? Yok, estağfurullah. Ben bakalım, maçın havasına girdim ben onun için. Yok, özgüven hocam, onlarda zaten var. Trabzonlarda futbol özgüveni çok yüksektir. Trabzon İdman Hoca ile Beşiktaş Türkiye Kupası'nda karşılaşıyorlar. Birebir tanık, yani top toplayıcılık yapan abiden dinlediğim için söylüyorum. Nihat Genç bu arada, top toplayan abi. İlk yarı bitiyor 0-0. Yani İstanbul'dan gelmişler ya, ya müthiş bir takım falan. Soyunma odasına giderken Trabzonlu futbolcuların kendi aralarındaki konuşmaları aktardı bana. Burada söylenmez çoğu. Bu nedir, bunlar mıdır diyor ya. Bunlar mı yani bu büyük takım? Biz bunlara yeniriz ya. Kendine güven duygusu
kendinden olana saygı duyman gerekiyor. Pardon, ben sandım ki top toplayıcı hocaya, hocam beni o takıma al. Yani ben de bunları yenerim diye söylemiş. Onun takımı başı, o Türkiye'nin en büyük edebiyatçılarından biri oldu artık. Ya o özgüven sahaya çıkarken belki senin en iyi oyuncun o özgüvenin. Görünmeyen oyuncu da odur. Senin elinde bu kadar iyi adam var. Mesela liginin en iyi orta sahası seçilmiş, en lider oyuncusu seçilmiş. Hakan senin takımının kaptanı fakat oynadığı ligin takımının şampiyonlukta adı geçiyor. İhtimaller de var. Oransal olarak görüyorsun bunu. Türkiye'nin esamesi okunmuyor. Niye? Ya rakibe göre oynamak nedir? Ya tamam ara sıra olur öyle şeyler de. Bu en üst düzeye gitmişsin artık. Sen belli bir kaliteyi kanıtladığın için oradasın. Ve orada da pısırık, kendi kabuğuna çekilmiş pusu kültürüyle, kontratakla bir şeyi kovalayarak yedinci olmaktansa saldıracaksın. Kendine güvenini ortaya koyacaksın. Çünkü yetenekli ayakların var. Yani bu laf değil ya. Gerçekten çok yetenekli çocuklar var Türkiye milli takım, Türk milli takımında. Bu Türkiye lafına ben de şeye başladım ha. Her Türkiye edebiyatı gibi böyle çok iyi niyetli mesajlar barındırmayan bir jargon geliştiriliyor. Maalesef. Herkes Fransız edebiyatı, Fransız edebiyatı, Fransa edebiyatı olmuyor. Bizimki Türkiye edebiyatı oluyor. Ne demekse yani benim çok anlayan bir sosyalist olarak kabul edebileceğim bir şey gibi durmuyor. Neyse benim dilime de bir yerden bulaştı işte. Zehir gibi bir şey bu, bulaşıyor. Neyse biz panzerimizi de salalım böyle. Arda ve Lamalı konuştuk. Yamal. Baktım şimdi. Yamal. O 9-10 yaşından beri Barcelona altyapısının bir ürünü. Lamasa'nın yani. Masa bu arada. Çocuğum geleceği Messi diyorlar. Masa bu arada çiftlik demekmiş. Lamasa yani. Barcelona'nın çiftliğinde yetişiyor bu çocuklar. Ve... Lamalı 16 yaşında ama 25 olgunluğuyla oynuyor sahada. Arda'da da o var ama Arda'nınki bir altyapı ve bir felsefe, eğitim ürünü değil. Arda beton gülü. Saf yetenek. Arda beton gülü. Kendiliğinden olmuş ya. Gençliğe birliği altyapısını da çok hakkını yemeyelim ama sonuçta Türkiye tipi bir altyapı yani. Çoğundan daha önde olmasına rağmen gençliğe birliğinin altyapısı. Ama sonuçta yine kendi ürünü olduğunu, bir beton gülü olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Genel olarak oyunculara mental olarak bir sağlam bir zemin oluşturamadığımız için yıldız adayı oyuncularımızın çoğu çürüyüp gidiyor. Yani alt kategorilerde dünya yıldızı olacak dediğimiz pek çok gencimiz kayboldu gitti. Niye? Mental altyapı yok. Ya 9 yaşında 10 yaşında gidip belli bir kültür dünyasının içine o kültürel değerlerle harmanlaşmıyorlar. Harmanlaşmayınca da ilk falsoda, falso dediğimiz nedir? Önüne koyarlar işte binlerce dolar. Senin ilk sınavın odur. O sınavı başarıyla veremiyorsun. Asıl doğru yoldan çıkıp başka bir yola sapabiliyorsun. O yüzden altyapı çok önemli. Yamal'ın bu kadar özgüvenli oynamasının bir nedeni de o altyapının bir disiplinin ürünü olmasıdır. Barcelona La Masa disiplininin bizim eksik tarafımız odur. Arda dışında da bizim onlarca çok yetenekli çocuğumuz var. Ama onlara hiçbir bir şekilde o yetenekleriyle birlikte üst yapıya taşıyamıyoruz. Türkiye'nin sorunu bu. Ama bu sorunu çok kazıdığın zaman, altında neler var diye baktığın zaman gidiyorsun tribünlere, tribünle milli takım formasından çok kulüp takımlarının forması var. İşte nedenimiz o. Kendimiz de samimi bir yüzleşme, yaşama cesareti gösteremediğimiz için sorunların çözümünü günlük çözümlerde arıyoruz. Palliatif çözümler arıyoruz her zaman. Bazen sonuç veriyor. 90+5'te atıyorsun mucizevi bir gol. Finale, yarı final oynuyorsa her Romero hala yıllardır onları izliyoruz filan. Ama bir Hırvatistan olamıyoruz. Bizim onda İstanbul kadar olmayan bir Hırvatistan, İstanbul kadar nereden olacak zaten ya? 1/5 kadar. Daha da az. Hırvatistan her şampiyonu da var. Bak yenildiler 3-0. Sahada hiç yoktular ama formasını konuştuk. Tabii. O Avrupa şampiyonasını, büyük turnuvaları kültürel bir dokuya dönüştürmeyi başarmış. O altyapısı var. Biz müthiş bir enerjimiz var. Şurada bile eminim ben milli maçta da X takımlı oyuncu Y takımlı oyuncuya bilerek pas vermediği konuşacağız biz. Onları bekliyoruz. O kadar küçük bir dünyamız var ki ve kendimizi o kadar büyük bir dünyanın temsilcisi olarak görüyoruz ki o kadar büyük bir zıtlık var ki yani boy aynasında kendisini kaplan olarak gören minnoş kedi gibiyiz yani. Peki hemen bir milli takımımızın yarın Gürcistan karşısında nasıl bir 11 ile sahada olmasını beklediğimizi de
paylaşalım sizinle, ekranlarımıza getirelim. Yönetmenimiz Oğuz'dan ve editörümüz Serkan Aydın'dan rica edelim. Bakalım milli takımımız yani Gürcistan karşısında nasıl bir 11 ile sahada olabilir? Kaleci Mert, savunma dörtlüsü, özellikle savunma dörtlüsü çok merak ediliyordu. Zeki Kağan, Abdülkerim Ferdi, orta alanda İsmail. Hemen önünde Hakan Orkun ikilisi, sağda Arda, solda Barış Alper ve ileride Cenk Tosun 11 ile şu an için sahada olmasını bekliyoruz. Amirli futbol takımımızın Ahmet Akçan Hoca. Bekleyip görmek lazım. Yani benim ilk kafamdaki 11'den ufak da olsa bazı değişiklikler var. Ben savunma dörtlüsünün çok değişeceğini düşünmüyorum. Kalenin de değişeceğini düşünmüyorum. Şöyle en azından Kaan'ı orada hiçbirimiz düşünmüyorduk. Yani baştan itibaren ama maç günü yaklaştıkça artık bu 11'e bile ben kesinlikle razı oldum. Çünkü baştan itibaren sağ bekte Zeki, sol bekte Ferdi'nin oynaması gerektiğini düşünenlerdendim. İkisinin de sakatlığı vardı. Oynayacak durumdaysalar gerçekten bizim için güzel olur. Orta sahaya bakıyorum, keza sakatlardan biri İsmail'di. İsmail'in de bu takımda direkt oynaması gerektiğini düşünenlerdendim. Bu da sevindirici. Belki sağ tarafta İrfan Can'ı bekleyecektik hepimiz. Eğer İrfan Can oynayacak durumda olsaydı da bizim ön tarafta İrfan Can sağda, Arda hemen forvet arkası. Solda ben kendi adıma Kenan'ı bekliyordum. Ama Cenk Tosun'la başlayacak olması hocanın belki de demin söylediğimiz rakibin özelliklerine göre değişik bir strateji veya değişik bir kadro seçmeden kaynaklı bir şey. Çünkü hazırlık maçlarının tamamında Barış Alper'i önde gördük. Keşke eğer Cenk'le başlayacaksa Cenk'e biraz daha fazla süre verebilseydik diye düşünüyorum. Çünkü Cenk'in de yarın için oyunun stratejisi adına sahaya yakıştığını şöyle diyorum. Hoca madem bizi bekleyen bir rakip olacak, biz rakip kaleye yakın oyun oynayacağız. Yani set hücumu yapmak zorunda kalacağız. O set hücumu içinde de bizim son maçlarda sonuçlandırmada sıkıntı yaşayan bir takım olduğumuzu gördük. Biraz daha santrofor. Hoca 4-6-0'dan çok memnun değildi ama bir santroforla oynamayı düşünüyor. Orada hem deneyimiyle hem son vuruşlarıyla şu an Cenk bu takımın santroforu olabilecek her türlü donanıma sahip. Demek ki ceza sahasında daha fazla aksiyon alacağımız için hocanın tercihi bu yönde gibi duruyor. Desteklerim sonuna kadar. Kaldı ki hocanın buradaki tercihlerini de ben hiçbir zaman turnuva boyunca bir negatiflik olarak da yansıtmayı çok doğru bulmuyorum. Turnuvayı oynarız, inşallah çok iyi bitiririz. Ondan sonra da artısıyla eksisiyle bütün değerlendirmeleri yaparız. Şu an için eleştiri değil, o kırmızı formayı giyip sadece statta olanlar için değil, evde bile o formayı giyip o formayla o takımımıza, o sinerjiye, o desteği vermek düşer bize. Şimdi Cenk çok nokta bir santfor. Cenk gibi başka bir isim var mı diye sorsak. Kadroda Bertu var da. Bertu var ama bu kadro üzerinden sizin değerlendirmeniz ne olur? Acaba 4-3-3 şeklinde mi oynar diye bir düşünce vardı Montella'nın. Ama şu an 4-1 gibi oynamasını bekliyorum. Ben hala 4-6'da oynayabileceğini düşünüyorum. En baştan şunu söyleyeyim. Hoca Arda'yla başlamasa da hocaya bir şey demem ben. Sonucu görmek lazım. Sonuçta Arda kulübede olursa, içeride işler kötü gidiyorsa Arda gibi bir seçeneğin vardır. Hem rakip için hem senin için çok önemlidir. Kullanırsın onu. Benim beklediğim şu, aslına bakarsanız. Ben son iki hazırlık maçımızda Cenk'le başladım hocam. Santfor'da. Hayır. Başlamadı. Ben gene başlamayacağını düşünüyorum. Kenan'ı ya da Kerem'i sahaya atmasını, Barış'ı da öne koymasını bekliyorum açıkçası. Diğer Ceydan dediği gibi arka beş de öyle zaten. O değişmez. Abdülkerim de kendi kalitesinin sakatlık sonrası henüz tam olarak ulaşamadığını görüyorum. Ama Avrupa Şampiyonası hatırına kendini oraya taşıyacaktır inşallah. Ferdi ile Zeki zaten işte alternatifleri yok. Ferdi zaten milli takımın belki sol bekten, ya belki de milli takımımızın kalbi sol bekten atacak yani. Onu bilmiyoruz. Hocanın planlarını göreceğiz.
Ama Hakan'ın yanında Orkun, İsmail'in kesinlikle sahada sakat değilse, %100 ile oynayabilecekse İsmail'in kesinlikle sahada olması gerektiğini düşünüyorum. Gürcülerin çok bekleme oyunu yapacağından da emin değilim. Çünkü izledim birkaç maçlarını, sizler de izlemişsinizdir. Ben 4-6'lık oyun aklının, oyun planının Montella tarafından sürdürülmesini bekliyorum. Dediğim gibi Arda eğer fiziksel olarak hazırsa ve Arda'nın sahada oluşunun savunma hattında yaratacağı gedikleri kapatma konusunda hoca üzerine düşeni oyuncular üzerinden sahaya taşıyabilecekse eğer, Arda'nın ilk 11'e başlamasından yanayım. O kalitede bir oyuncu. Ama diyelim ki hoca başka bir şey düşünmüş. Hiç itirazım yok. Bu oyun özelinde ya. O yarınki oyun özelinde konuşuyorum. Biz de izleyip görürüz. Hocaya niye öyle başladın diye demeyi öyle bir hakkı kendimde görmem. Kimsenin de görmemesi gerektiğini düşünürüm. Sonuçta bu işin sorumlusu hoca. Davul onun boynuna asılı. Tokmağı da vuracak. İstediği oyuncularla, istediği 11'i istiyorsa bunlarla alakası olmayan bambaşka hiç beklemediğimiz bir 11'i de çıkabilir hoca. Eğer hocayı geminin kaptanı diye kaptan köşküne oturttuysan, oyun geminin seyir halinde limana vardı mı varmadı mı ona bakman gerekiyor. Ona göre eleştirilerde bulunmak gerekiyor. Kişisel olarak Barış Alper'in önde olmasının takıma ayrı bir enerji sağladığını düşünüyorum ben. Çok çıtı pıtı, yani pır pır tutulması zor bir adam. Enerjik, adanmış, milli takım oyuncusu gibi yani adanmış bir şekilde oynuyor. Pek çoklarının daha önünde yani. Diğer oyuncuları adanmamış gibi algılanmasın da. Onun kendi kişisel özellikleriyle ilgili bir şey bu. Barış Alper'i öne atıp 4-6 oyununun daha gerçekçi olduğunu, hocanın da hazırlık maçlarında bunu denediğini, yani son iki hazırlık maçında insan neyi dener? Yıl boyu ne düşündüysen onun uygulamasını görürsün sahada. Teknik adam gözüyle bakarsak. Ben ondan vazgeçmesini beklemiyorum hocam. Hocanın geçmemesi de gerekir. Hocam, aradaki fark şu, eğer Cenk'le oynarsanız bir set oyununda, hücumda pozisyon üretme ve de sonuçlandırma adına daha avantajlı olursunuz. Barış'la oynarsanız da hocanın son dönemde sürekli, demin dedim ya, bütün takımlar artık baskı yapıyor. Ön alan baskısında Barış Cenk'ten çok daha faydalı olur takıma. Yani terazi, birinin artısı burada, birinin artısı burada. O yüzden hangisini tercih edeceğini kesinlikle Montella karar vermeli. O kararı da ben destekleyeceğim. Şu an ne, o kararı bilmesem bile. Sevgili Selahattin konuşurken bir el kaldırdım. Nedeni de şu, bizim futbolun doğrularını burada çok daha fazla dile getirmemiz lazım. Orada şöyle bir düşünce uyandı kafamda. Ya Arda ile başlamasa da olur. Arda kulübede olur. Oyuna daha sonradan girer. Etkili olur. Yani bizde benim artık dikkat çekmediği için dikkat çekici bir cümle söyleyeceğim. Futbolun saçmalıklarını bir kenara atmamız lazım. Şöyle bir cümle kuruyoruz biz. Ya başlayan 11'den daha önemlisi bitiren 11'dir. Ya böyle bir saçmalık yok. Futbolda her zaman başlayan 11 önemlidir. Bitiren 11 değil. Peki. Çünkü neden? Başlayan 11'e sen karar verirsin. Bitiren 11'e rakip karar verir. Oyun karar verir. Oyun karar. Oraya geleceğim. Oyun karar verir. Ben maça başladım. Arda'yı dedim ki kulübede tutuyorum. Sonradan oyunu alacağım. 1-0 öne geçmişim. Rakip benim üzerime geliyor. Defans oyuncusu mu alırsın, forvet mi alırsın sevgili Selahattin? Orta saha alırım. Ya Arda'yı alırsın. Sonra da... Peki. Bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Devam ediyoruz. A Spor ve A Spor Radyo ortak yayınında Selahattin Kınalı ve Ahmet Akcan'la birlikte gündemi değerlendirmeyi sürdürüyoruz efendim. Kulüplerin gündemine bakalım şimdi A Milli Futbol takımımızın ardından ve Fenerbahçe ile başlayalım. Sarı Lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, milli takımlarıyla Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Sarı Lacivertli oyuncuları yakından takip edecek diyoruz. Detayları ekrana getirelim. Evet, detaylar bu şekilde. Mourinho'nun imza töreninin ardından yapmış olduğu açıklamalarda, dilerim milli takımlardaki oyuncularımız bir an önce dönüşü yaparlar, biz hazırlıklarımıza tam takım halinde başlarız açıklamasını yapmıştı. Çok da eleştirilmişti. Ama burada kastı sadece milli futbol takımımız değil, diğer takımlarda oynayan futbolcular da tabii ki ve turnuvayı yerinde takip ediyor Mourinho. Bunu olumsuz bir şekilde anlamamak lazım. Bence. Evet, ilk duyulduğunda ben de ya hocam işte çok uygun olmadı diye düşündüm, ama hocanın kafasından geçeni bildiğim için
bir rahatsızlık duymadım. Bugün bir teknik adam, çok samimi söylüyorum, Mourinho'ya deseler ki hocam, Türk milli takımı erken elenip senin futbolcuların erken gelmesini mi tercih edersin? Yoksa senin 5 futbolcunun bulunduğu Türk milli takımının sadece kendi kulübünü düşünerek finalde oynamasını ve kazanmasını mı diye sorsan ikinciyi ister. Niye? Futbolcunun orada oynadığı her maç onun gelişimine katkıdır. Onun özgüveninin artmasıdır. Onun fiyatının değerinin artmasıdır. Hele hele final oynayıp kazanacak futbolcu o sezon sende uçar. Hoca da bunu en iyi bildiği için kesinlikle bizim milli takımımızın veya o futbolcuların başarısını en azından bizim kadar istiyordur. O konuyu kimse olumsuz bir yere çekmesin. Hocam şöyle ama bakalım. Ben biraz esprili de şunu göreyim, söyleyeyim. Şu anlamı da ben oradan çıkardım. Bak Mourinho bu. Eğer bize uygun olmayan bir şey söylese bile bu sene kimse ona karşı çıkmayacak. Mourinho'yu eleştirmekten veya bazı soruları ona sormaktan biraz imtina edecek fazla kişi var gibi geliyor ülkemizde. Ya hocamız da bence çok daha sıcak, samimi, bazen karşıt da olsa zıt fikirleri paylaşabileceğimiz bir ortamı yaratmak hem bizim için hem Türk futbolu için daha faydalı olur. Ya hoca bir defa şunu söyledi, zaten sevdiğimiz bir figür. Bizim kuşağın tanıklık ettiği bir gelişim süreci yaşadı. Futbolda dönüşüm yaptı. Savunma oyununun ne kadar önemli olduğunu da gösterdi herkese. Bizim kalbimizde yeri var yani Mourinho'nun. O yüzden ufak tefek böyle şeyler olur. Hani bir şey der mi Mourinho, Portekiz Ligi'nin Porto'nun hocası dese ki inşallah takımlı oyuncularımız bir an önce geri dönsün dese Portekizlilerin çok hoşuna gitmez. Türkiye'de de böyle bir şey dediği zaman kimilerinin çok hoşuna gitmeyebilir. O da anlaşılabilir bir şeydir ama en azından adam düşündüğünü dürüstçe söylüyor. O tarafından da bakabilirsin yani. Kaldı ki ben bir soru üzerine verdiği cevapla Mourinho zaten biraz daha kredisine kredi kattık. Ne dedi? 99 puanla 99 şey oldu, şu oldu, bu oldu. Ya dedi, ne geçin onlara dedi yani. 60 puanla şampiyon olayım. Önemli olan odur. O gerçekçiliği de yani saygı uyandıracak bir gerçekçiliği de var. Ha, oynattığı futbol Fenerbahçelilere tatmin edecek mi, etmeyecek mi? Onu da yaşayarak hep birlikte göreceğiz. Bana göre Fenerbahçe'nin alışkın olduğu yani kodlarında genetik koduna dönüşmüş oyun akışkanlığı, alışkanlıklarıyla çok uyuşan bir teknik adam seçimi değildi. Ama bu şu anlama gelmiyor. Mourinho Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilir mi? Evet yapabilir. Fenerbahçelilerin de zaten en azından 1-2 sene güzel futbol, akışkan oyun falan filan. Çünkü 2 senedir müthiş başlıyorlar. Yani Türk İngiliz gibi başlayıp Türk gibi bitiriyorlar. Şimdi onu istemiyorlar artık. Nasıl başlasak başlayalım öyle bitsin. Hani 60 puanla da olsa şampiyon olalım. Çünkü Galatasaray'ın Icardi rüzgarı ile birlikte kulüp takımları nezdinde Türkiye lig özelinde büyük bir fark açtığını Fenerbahçe de görüyor en yakın rakip olarak. Diğer takımlar da görüyorlar. Öncelikle o makasın daha fazla açılmasını önlemek gibi bir önceliği var Fenerbahçe'nin. Taraftar da 10 yaşındaki çocuklar diyelim 10 sene önce şampiyon oldu. 10 yaşındaki çocuklar evlenme çağına geldiler. Üniversiteyi okuyorlar ya da hala bir şampiyonluk görmediler. 10 yaşında 1 yaşında doğan çocuklar 10 yaşına geldiler ki çocukları yakalama yıllarıdır bunlar. 1-10 arası yani. O ara çocuk ne olursa oluyor zaten. Döndüremezsin yani. Din gibi Türkiye'de de. Dünyada da öyle. Yani büyük takımlarda özellikle. Fenerbahçe'nin ikonik bir değişime, dönüşüme ihtiyacı vardı. Mourinho bunun ilk adımı ama yeterli değil bence. Yani Morata konuşuluyor mesela. Birazdan gelirsin herhalde. Onun da çok keseceğini düşünmüyorum Fenerbahçe'yi. Ya Icardi rüzgarını kesecek karşı bir rüzgara ihtiyacı var Fenerbahçe'nin ama kim ol belki Morata'dır. Bana göre değil ama belki de öyledir. Bilemeyiz onu çünkü. Sahaya çıkar ilk maçında 2 gol bir asist falan. Çocukları da yakalayabilir. Yani ben biz yetişkinlere hitap eden oyuncudan bahsetmiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 yaşındaki çocukları yakalayacak bir rüzgara ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Şimdi ben yine ziyarette kalalım. Biz Türk halkı olarak hava atmayı severiz değil mi? Şimdi düşün sen futbolcusun, milli takım kampındasın ama Hırvatistan'dır ama Polonya'dır. Seni kampa ziyarete Mourinho geliyor. Herhalde bir yürüyüşün değişti sevgili Selahattin. Yani onu bırak senin milli takım hocanın bile yürüyüşü değişir ya. Bu tabii. Derece gerçekçi olalım. Yani Mourinho oraya gitmişken o milli takım hocalarıyla da bence
uzun denilebilecek bir süre mutlaka sohbet edip çayını kahvesini içmiştir. Tabii. O yüzden yani Türkiye'yi, Türkiye diyorum çünkü oraya gittiği anda artık Fenerbahçe'nin hocası değil, Türkiye'de görevli bir hoca olarak giriyor. Bu hepimizin göğsünü kabartır. Bunu bir kenara koyalım. Mourinho kimi ziyaret etti? Oraya gittiğinde bence Fenerbahçe için çıkarılması gereken dersler onlar. Şimdi sayıyorum. Bizim milli takıma gitti. Ferdi'yi ziyaret etti, sakat. İsmail'i ziyaret etti, sakat. İrfan'ı ziyaret etti, sakat. Samet'i ziyaret etti, formsuz. Mert Müldür zaten geçen sene çok oynamadı. Şimdi buradan bir ders çıkarması lazım hocanın. Oradan kalktı, diğer kamplara gitti. Szymański'yi ziyaret etti, 45 dakika oynadı. Yok denecek kadar kötü bir performans. Tadiç oyunun son anında girdi. Yani aşırı derecede bir formsuzluk ki Livakovic'i bile ayrı değerlendirmek lazım. Kaldı ki Fenerbahçe'nin orada olmayan futbolcularını saysak. Dzeko geçen sezon sonunda düştü. Veya takımda Fred... Dzeko zaten bildiği bir isim. Fred, hayır şu açıdan diyorum. Fred dahil olmak üzere sakatlanmayan futbolcu yok. Mourinho yeni sezonun hesaplarını yaparken bu futbolcular niye formsuz? Bu futbolcular niye bu kadar çok sakatlandı? Önce buna bir çözüm bulması lazım. Kuşkusuz bence onun değerlendirmesiyle yani başlayacak. Yani bu çok önemli bir konu. Benim tespitim de şu, küçük bir tespit yapıp konuyu kapatacağım. Biz de antrenman bilimi olarak sezon boyunca takıma yaptığımız fiziksel yaptırdığımız çalışmalarda ciddi hatalar var. Bunu sadece Fenerbahçe olarak değil, Türkiye'deki bütün kulüpler adına çözmemiz lazım. Bunun için de çok iddialı cümleler kuruyorum. Teknik direktörlerimizin neredeyse tamamına yakınının antrenman bilimi konusunda bilgileri yetersiz. Takımda bu konudaki uzman, fiziksel performans uzmanları yani kondisyonerler de sorumluluğu teknik direktörlerden aldığı için orada ciddi sorunlar yaşanıyor. Bunu bir kenara koyalım çünkü Avrupa şampiyonu olacağız. Sorunlarımızı çözmemiz lazım. O açıdan değindim. Teşekkür ederim. Aynı zamanda tabii yaz transfer döneminde nasıl bir transfer dönemi bekliyor Fenerbahçe'yi? Hepimiz merak ediyoruz ki birbiri ardına her gün yıldız isimlerin adı Fenerbahçe ile anılıyor. Hocasının Mourinho olmasının katkısı da bunda büyük tabii. İtalyan basınından bir iddiayla devam edelim. Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'in golcü futbolcusu Morata için Roma ile yarıştığı öne sürüldü. Detayları ekrana getirelim. Evet, detaylar bu şekilde. Fenerbahçe'de şimdi seçim öncesinde de hem Başkan Ali Koç'un hem de yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı'nın transfer dönemine dair iddialı sözleri vardı. Bu sözlerin de bu kadar yıldız ismin gündeme gelmesinde büyük bir payının olduğunu düşünüyorum. Selahattin Kınalı. Yani Fenerbahçe'nin aradığı isim midir? Ama hoca istiyorsa Fenerbahçe yönetimi bence alır Morata'yı. Bir şekilde ikna eder. Kiralama, satın alma opsiyonu şu bu. Hoca gerçekten istiyorsa Fenerbahçe onu alacaktır. Herhalde en az Dzeko kadar da gol katkısı verir Morata. Ama dediğim gibi Icardi'nin karşılığı Morata mıdır? Bilmiyorum. Belki de odur. Yani saha içi performansından başka performanslar da gerekebilir. Çünkü Fenerbahçe zaten hiç transfer yapmasa da şu elindeki kadroyla şampiyonluğun en güçlü iki adayından biridir. Yani başka şeyleri, başka kaygıları da öncelemek gerekiyor. Çünkü bu artık futbol olmaktan çıkalı çok oldu. Her tür hesaplaşmanın, her tür kazanım sahasının birleştiği bir alana dönüştü kulüpler ve yeşil zemin. Bambaşka hikayeler de yazmak gerekiyor. Sadece saha içi değil, saha dışında da. İşte Icardi örneğini çok kolayca verebiliyoruz. Çünkü bize yaşatılan o ya son 3-4 yıldır. Fenerbahçe'nin de bu açılan makası kapatabilmek için o heyecanı yaratacak oyunculara ihtiyacı var. Morata kötü oyuncu mu? Yok. Ama hepimiz biliyoruz ki İspanya, dünyada bir santfor sorunu var. İspanya'da, İspanya milli takımında, o tiki-taka'da, o tiki-taka'yı oynayacak bir santforu bulmaktan zorlandılar, bulamadılar. Hala Morata ile devam etmeyi. Hala derken Morata da çok yaşlı bir oyuncu değil sonuçta. Dzeko'dan 5-6 yaş küçük yani. Genç bir oyuncu Dzeko'ya göre. Birinci santforuna göre. Ama ne olur? Mesela ben şunu biliyorum. Dobik diye bir adam var. Şimdi Girona'da oynuyor. Ahmet Ağalı Trabzonspor'un başkanıyken Serdar Bala abi kulakları çınlasın. Biz çok ısrar ettik Serdar abi. Ben ya şu Dobik'i alın. Geleceği var. Genç adam.
Ve Ahmet Ağoğlu bana yazışmalarını gösterdi. Doğubik'in bavullu fotoğrafını gösterdi. Yani Doğubik Trabzon'a geliyordu. Son anda kulüp başkanları dedi, yarı çılgın bir adam, Türklere oyuncu satmam dedi, satmadı diyor, vermedi bize onu. Her konuda anlaşmıştık. Fenerbahçe'nin de mesela Doğubik gibi bir adam alması lazım. Mesela Doğubik alabiliyorsa Doğubik alması lazım. Genç, yukarıya doğru çizgisi olan, stili olan, yani Doğubik'in de şeyin Trabzon'un şampiyonu olduğu Cornelius'un daha bir efektif adamı Doğubik. Ayakları da iyi yani. Sörloth değil belki ama Sörloth'a yakın. Ve bu iki klas adamı Trabzonspor birisini aldı, oynattı, yıldız, yani kendi değeriyle buluşturdu diyelim Sörloth'u. Doğubik de havalanından geri döndü. Fenerbahçe'de bu tür oyuncuları bulabilir ya. Yani dünyada var. Biz bulamıyoruz ya da menajerler önümüze koymuyorlar onları. Ben İngiltere Championship'ten, bak Championship diyorum, Premier League değil, ya da İngiltere'nin bir alt ligi. Oralarda sayısız derecede Türkiye Ligi'ni hani biz beğenmiyoruz ya Türk oyuncuları. Menajerler de onlar da çok şey değiller. Çalışmayı çok sevmiyorlar. Çünkü çok köpürmüyor Türk oyuncular ya da köpürtemiyorsun. O İngiltere 1. Ligi'nde yani Championship'in altındaki ligde bile çok değerli cevherler olduğuna inanıyorum ben. 15, 16, 17, 18 yaşında çocuklar. Al getir seni takımınla birlikte büyüt. Bir hikaye yaz. Dünyaya da saygı uyandır. Kulübün de kazansın. Elbette Morata hazır adam alırsın, seni şampiyon yapar. Eyvallah, şampiyon oluyorsun yani. Bir itirazımız yok. Ama bir hikayen yoksa eğer şampiyonluğunla birlikte çok kalıcı olmuyorsun. Ya da o gururu, o hazzı kendi içinde yaşayıp zaten 3 günde tüketiyorsun. Yani Brüksel'de yaşayan bir çocuk ya da Ottawa'daki bir delikanlı demiyor ki ya Türkiye'de böyle böyle bir takım var. Şöyle bir çocuğu buldular. İşte İngiltere 1. liginden, İran 2. liginden neyse Pakistan'dan buldular. Çocuğa bir yatırım yaptılar. Şimdi işte Arsenal peşinde, bilmem Newcastle transfer etti, şu bu. Öyle hikayelerimiz yok. Biz nasıl oldu? Bak ben senden uzağa fırlattım. Bütün hikayemiz bu. Evet. Hayırlı olsun. Hocam Edin Dzeko, Batshuayi ile ilgili bu arada hala görüşmelerini sürdü ama Batshuayi'nin istediği ücrette indirime gitmediği konuşulan konular arasında. Diğer yandan da tabii Mourinho'nun eski öğrencileri sürekli gündemde. Bunlardan biri Morata, diğeri de bugün yine yazılı basında stopere hamle olarak Lindelof ismi ön plana çıkmış. Biraz daha böyle hep Mourinho'nun eski öğrencilerinde Türk basının gözü sanki. Basının değil, menajerler de evet. O basını o şekilde yönlendiriyor. Doğubik güzel bir örnek. Ben Fenerbahçelilere şöyle bir soru sorsam, cevabını da sevgili Selahattin versin istiyorum, Trabzonlu. Sezon sonunu şampiyonluk yaşamadan, yani şampiyon olamadan Doğubik'le bitirmeyi mi tercih edersiniz? Sezon sonunda da Doğubik'in 100 milyon euroya satılma ihtimalini de, yani 100 milyona satabileceğiniz Doğubik'li bir şampiyonluğu kaybetmek mi, yoksa Morata ile şampiyonluğu kazanmayı mı? Hangisini tercih eder? 10 yıldır şampiyon olamadığı için Morata ile şampiyonluğu işte, kazanmak derler. Ama bana desen Trabzon için yüzden, öbürünü derim. Trabzon yakında kazandı. Fenerbahçe transferlerini o yönde yapacak. Hem yönetimin hem Mourinho'nun dahi birinci önceliği kesinlikle şampiyon olmaktır. Söyledi zaten. Yani Morata, evet, biz Morata'yı bile küçümsüyorsak bizim şu an nerede olduğumuzu bir daha tespit etmek lazım. Aynamız kaplan gösteriyor. Ya Falco Galatasaray'da 5 milyon kazandığı zaman dendi ki, bütün Türkiye'deki kulüpler dedi, ya bu Galatasaray'ın yaptığı çok büyük bir hataydı. Bir daha bu paralara yaklaşmak mümkün bile değil. Şu an konuşulan adamlara bakıyoruz, hepsi 10 milyon euro civarında. Sadece yıllık kazanacakları bir para. Evet. Beklentilerimiz kim? Artık Morata'nın bir üstü Lewandowski, biz neredeyse Mbappe'lere gideceğiz. Neredeyse Messi kalitesindeki, Ronaldo kalitesindeki oyunculara gideceğiz. Yani bu futbolcuların hiçbirini küçümsemeyelim. Bakın, bunların dünya futbol tarihinde çok önemli kulüplerde, çok önemli milli takımlarda forma giydiğini unutmayalım. Bakıyorsun Atletico Madrid ya, Morata. Nereye gitmiş? Juventus'a gitmiş. Yani bu futbolcular ülkemizde her zaman iş yapacak futbolculardır. O yüzden demin bahsettiğim bizim takım içinde olması gereken o ortama, siz sağlıksız bir ortama iyi futbolcu da getirseniz verim alamıyorsunuz.
Onun örneklerini bu sene Fenerbahçe'de de gördük, Galatasaray'da da, Beşiktaş'ta da. Önce o ortamı düzelt, sonra da oraya uygun futbolcuları aldığın takdirde istenen hedefe ulaşabilirsin. Morato doğru değil bilmiyorum. Fenerbahçe'de eğer Dzeko da oradaysa, Batshuayi de oradaysa, bu üçünün bulunduğu bir santrofor hattı. Bence sayı okey ama oradaki üçünün de birbirine yakın özellikleri veya yaşları okey değil. Eğer Morata geliyorsa oradan en azından birinin ayrılması lazım. Futbolcu tiplemesi olarak Dzeko'ya daha yakın. Batshuayi olursa bence Mourinho kesinlikle kabul edecektir. Lindelöf de yine adı büyük. İyi stoperlerden bir tanesi. Fenerbahçe'nin bu sene sakatlıklar da göz önünde bulundurularak en çok sıkıntı yaşadığı bölgelerden bir tanesiydi stoper. Mourinho defans güvenliğini kesinlikle ön plana çıkaracak. Ama defansif oynamayacak. Otobüs çekmeyecek. Fenerbahçe Mourinho'nun defans güvenliğiyle birlikte önde baskı yapan üçüncü bölge savunmayı, yani ön alan baskısını yapan bir anlayışla oynayacaktır. Hiç kimse Mourinho'nun futbol anlayışının Fenerbahçe camiasına ters geleceğini düşünmesin. Hoca ofansı bence çok ön plana çıkaracak, o kesin. Peki Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray'da da teknik direktör Okan Buruk Fenerbahçe'den beğendiği 3 oyuncuyu açıkladı diyoruz. Detayları izleyelim. Evet, açıklamaları bu şekilde. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un son cümlesinden başlayalım isterseniz. Çünkü biz o son cümleyle aslında konuşmaya başlamıştık. Okan Hoca, hayalimi gerçekleştirdim. Sıra Ergin Hoca da Ergin Ataman, ben Galatasaray'ın başkanı olacağım derdi açıklamasını yaptı. Biliyoruz ki Ergin Hoca da, Ergin Ataman da, bu arada bir kez daha tebrik edelim. Yunanistan'da hem Euroleague'de şampiyonluk hem Yunanistan Basketbol Ligi şampiyonluğu, bir kez daha tebrik edelim. Ergin Hocamızı gittiği yerde farkını göstermeyi sürdürüyor Ergin Ataman. Ben de son cümlemi tekrar edeyim. Gerçi arada söyledim, biraz tehlikeli görünse de, Okan Hoca tehlikeli sulara girmiş dedim. Tabii güzel bir espri yapmış Okan Hoca ama şunu biliyorum. Okan Hoca'nın düşüncesinde hiçbir zaman Galatasaray başkanlığıyla ilgili böyle bir açıklama yok. Ergin Ataman'ın Galatasaray camiası için ne kadar değerli biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve hem kendisi de hem Galatasaray camiası da Ergin Hoca'dan daha fazla teknik yönden faydalanmayı tercih edecektir. Hele hele başkanların Ergin koltuğuna Hoca, şöyle ifade etmişti. Yani bir gün ben Galatasaray'a dönersem tercihim başkanlık makamı için. Ya olabilir ama bu dönemde yöneticilerin koltuklarına çok talip olmamak lazım. O zaman sizin kariyeriniz geleceğinizde tehlikeye girer. Evet. Kaldı ki şu anki başkan veya yöneticiler bundan rahatsızlık da duyar. Kaldı ki Fatih Hoca ile ilgili de buna benzer söylemler Galatasaray'da çok yapıldı. Yani ben o insanlardan belki çok yönetici bulabiliyorsunuz ama işin teknik yönünü bilen bu derece değerli deneyimlere sahip hocalar bulmakta zorlanıyorsunuz. Önemli olan Okan Hoca için de onun başarılarını perçinleyecek bu sezonu da aynı başarıyla kapatmak. Onun için de transferleri kampa yetiştirmek istiyor Okan Hoca. Bu biraz zor gibi görünüyor. Başkanın geçen hafta yaptığı açıklamalarda hepsinin yetişmeyeceği gerçeği artık net ortaya çıktı. Galatasaray geçen seneki gibi ön eleme ikinci turdan başlamıyor. Sadece playoff oynayacak. O da hatırladığım kadarıyla Ağustos'un 21'i gibi. Demek ki Galatasaray sezonu açtığı andan itibaren bütün futbolcuları, en azından yeni transferlerin hepsi gelmiyorsa da kadrodaki bütün futbolcuları bence kampa dahil etmeyi başarmalı. Icardi'nin biraz daha geç geldiğini, Torreira gibi, Mustera gibi takım içindeki o lider oyuncuların kampa bir hafta, iki hafta sonradan katıldığını hepimiz biliyoruz. Bu sene Galatasaray çok zorlu bir lig ve de Şampiyonlar Ligi playoff'u bekliyor. İlk andan itibaren tam kadro çalışmalı Galatasaray. Ben bunun altını, önemini çizmek istedim. Bu arada AS gazetesine Ergin Hoca bir açıklama daha yapmış Galatasaray'la ilgili. Bugün haberlerde de gündem olmuş. Ben Galatasaraylıyım ve futbolu yakından takip ediyorum. Koçluk kariyerimi bitirdiğimde Galatasaray başkanlığına aday olacağım. Şaka değil
demiş hocam Ergin Ataman. Ama daha uzun yıllar koçluk kariyerinin devam edeceğini düşünenlerdenim. Çünkü yukarıya doğru inmesini sürdüren bir koç Ergin Ataman. Basketbolda da farkı çok büyük. Şimdi basketbolda Galatasaray Fenerbahçe'nin gerisinde. Galatasaray'ın futbolda Avrupa Kupası var. Büyük bir kupa. Fenerbahçe'nin de baskette var. Herhalde başkan olursa bir gün hayallerini gerçekleştirirse Sayın Ataman hem futbol takımının hem de basketbol takımının şampiyonluğu gibi bir hedef koyacaktır. Ha, belki basketbol takımının koçluğunu bile devam ettirebilir. Hem başkan hem koç yeni bir şey olabilir. Çünkü aynı kadroları başka hocaların oynatamadığını görüyoruz. Yani Ergin Ataman'ın basketbol koçluğu bir başka düzey yani. Bunu kabul etmek lazım. Obradovic'i bile pes ettirdi adam yani. Enteresan bir basketbol algısı, enerjisi var Ergin Ataman'ın. O yüzden bir takıma gönül veren herhangi birinin başkan adaylığını bugünden deklar etmesi, açıklaması saygı duyulacak bir şeydir. Bence de. Sonuçta ki bundan ben ilk Aspor'a geçtiğim dönemden bu yana muhabirlik yaptığım dönemde Ergin Ataman'la Galatasaray'da kupa kazandığında bundan yıllar önce de açık bir şekilde ileride hedefinin Galatasaray başkanlığı olduğunu ifade etmişti Ergin Ataman. O yüzden hiç geri adım atmadı bu hayalinden. Peki Okan Hoca'nın açıklamalarına şu şekilde de sormak isterim Selahattin Kınalı. Hayalimi gerçekleştirdim derken bir yandan da sözlerine başarıya hala açız, takımların hırsı bize karşı daha da artacaktır sözlerini sarf ediyor. Ya Galatasaray'la işte bütün konumlanış rakibe göre. Rakipten kimi algıladığını da hepimiz biliyoruz yani. Söylüyorum, bazen arkadaşlarım kızıyor da. Yakın arkadaşlarım, biz neyiz filan. Yani biz de varız. Yani Beşiktaş'ta var, Trabzon'da var ama mavi yeşil rekabetidir sporumuzun maalesef makus talihi. Ona göre konumlandırıyorlar. İşte Fenerbahçe Mourinho hamlesini yapınca Okan Hoca da hala başarıya açız. Yani meydan boş değil. Yine biz şampiyonluğu oynayacağız. Yine çekişeceğiz. Bir gizli meydan okuma da var. Yani Okan Hoca yine biz olacağız diyor. Yani bunu anlıyoruz. O iddiayı koyması son derece doğal. Ama ben şuna üzülürüm. Başarıya açız. Ben hedefime ulaştım. Hedefinin Türkiye Ligi şampiyonluğu olduğunu düşünmüyoruz herhalde. Hı hı. Türkiye Ligi'nde zaten Galatasaray 11 tane delikanlıya sarı kırmızı forma giydirse 4. olur en kötü ihtimalle. Zaman zaman öyle 13.lük falan iddialı, çalkantılı dönemlerin tortusu olarak o tür sezonlar yaşanır. Galatasaray normal bir şekilde idare edilsin. 11 tane sarı kırmızı formalı delikanlı 4. 5. olurlar zaten. Türkiye Ligi şampiyonluğuyla tatmin olacak bir kültürel zemine ve birikime sahip olmadığını biliyoruz Galatasaray'ın. Okan Buruk ne zaman başarılı olduğunu söyler ve beni de inandırır. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, en azından bir çeyrek final görür. Çeyrek finalde de penaltılarla elenir, şu olur bu olur, işte güzel oyunlar oynar, 2-0'ın rövanşını 1-0 kazanır, elenir filan. O tür bir şeyleri o zaman deriz ki evet, Okan Hoca gerçekten bir hikaye yazdı, devamı da gelecektir diye. Ama şey değil yani, bu Türkiye Ligi şampiyonluğunu bize ne Fenerbahçe'nin teknik direktörleri ne de Galatasaray'ın teknik direktörleri şampiyonluk diye satmasınlar. En azından ben alıcı olmam. Eğer şu bütçelerle 200-300 milyonluk bütçelerden bahsediyoruz. Şu bütçelerle hala işte Adana Demirspor'la, işte Erzurumspor'la, Samsunspor'la oynayıp şampiyon olduğunuz diye seviniyorsanız, ya o kabuğu hala kıramadığımızı, Avrupa söylemlerinin de şekilden, laftan fazla bir şey olmadığını anlatır bize. Galatasaray'ın bir önceki sezonki deneyimi, Galatasaray'ın önümüzdeki sezon bu çıtayı birazcık daha yukarı taşıyabileceğine dair işaretleri bize verdi. Ama gerçeğimiz nedir? Şöyle iyi oynadık, böyle iyi oynadık. Sparta Prag'dan 2 maçta 6 gol mü yedik hocam? Elendik yani. Bizim 1/4 bütçemizi bir takıma. Onlar takım olduğu için, biz paramıza göre iyi adamlar toplayarak sahaya 11 delikanlı sürdüğümüz için, artık hepsi delikanlı 40 yaşında da olsalar. Ve biz günlük başarı kovalıyoruz. Sezonluk başarı yani. O bizi tatmin etmeye yetiyor. Sonra takımlar dağılıyorlar. Yeni sezonda tekrar bir takım kuruyoruz. O da bir sezonluk oluyor. Sonra o takım biraz iyi gidiyor. Kendi kalitelerine yakın sonuçlar da alabiliyorlar. Sistemsizlikle de bazen başarı gelebilir ama işte bir sezonluk olur, bir maçlık olur. Geliyorlar, işte geliyorsun Sparta'dan
4 tane, 5 tane, 6 tane yiyorsun, tekrar evine dönüyorsun. Evet. Oysa bizim takım inşa etmemiz lazım. Yani biz Avrupa'da gelişim çıtası aşağıya doğru yönelmiş usta adamlar transfer ederek Türkiye Ligi'nde şampiyon olabiliyoruz. Ama bunun bir sonu yok. Bu dünyada saygı uyandıran bir başarı hikayesi yazdırmıyor sana. Şampiyonluk sayısını artırıyorsun. Sovyet generallerinin omuzları gibi buraları yıldızlar dolduruyorsun. Ne işe yarayacaksa yani, tamam güzeldir, hoştur da yani futbol sever dakika bir düdük çalar, bütün hayatı orasıdır. O yıldızların bir anlamı yoktur. Düdük çaldı, maç başladı, tamam. Gerisi hikaye, gerisi masal artık. Sen geleceğe yönelik ne tür projeksiyonlar koymuşsun, ne tür bir planlama yapmışsın, ne tür hedefler koymuşsun, kaç yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık planlarını önceden yapmış mısın? Bu soruların cevabını hepimiz biliyoruz. Zaten birileri direkt cevabını vermezse de sahanın içinde rakipler sana bunun cevaplarını skor tabelesiyle birlikte yazıp veriyorlar. Yani derdimiz, sorunumuz günlük ve sezonluk yaşamak. Futbolda böyle bir şey yok. Günlük yaşayabilirsin ama 3 yıllık, 5 yıllık planlarla da günü yaşayabiliyorsun. Bayer Leverkusen, Girona bir sürü örneği var. Hocam şimdi Beşiktaş ve Trabzonspor'da da yaz transfer dönemi hareketli geçeceğe benziyor. Beşiktaş'ta teknik direktör Van Bronckhorst'un gelişiyle birlikte şimdi gözler yapılacak tek takviyelere çevrildi. Berguis hamlesi bekleniyor. Hocanın da öğrencisi bir isim. Beşiktaş öncelikle stoper hattını ve sonra takımdan ayrılacaklarla birlikte yapılacak takviyelerle kamp dönemine hazır bir şekilde girmek ve sezonda iddialı olmak kuşkusuz hedefi. Mutlaka ekonomik yönden, kaldı ki Trabzon'u da ben o sınıfa dahil edeceğim. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın seviyesine ulaşmalarına güç olduğunu bilenlerdenim. Bütün camianın her şeyden önce taraftarın da bunu biliyor ve kabul ediyor olması lazım. Ama bu hiçbir zaman bu iki takım şampiyonluğa oynamayacak anlamına da kesinlikle gelmesin. Çünkü ben hep şunu diyorum, evet şampiyonlar bazen çok kaliteli veya çok pahalı futbolcularla oynarsınız. Bu bir yol. İkincisi şampiyonlar belki kadro kaliteniz çok yüksek olmasa bile rakipleriniz kadar, onların fiyatları onlar kadar yüksek olmasa bile sahada isimler oynamıyor. Sahada bir takım oynuyor. O takıma doğru oyunu oturtabiliyorsanız, o takımın sadece iyi bir takım değil, aynı zamanda camiayla bütünleşmiş bir takım olmasını sağlayabiliyorsanız pekala o şampiyonluk yarışının içinde olabilirsiniz. Bence Beşiktaş'ın, Trabzon'un olaya biraz da bu açıdan yaklaşması lazım. Tabii ki günümüzdeki algı yönetimi çok önemli. Yani rakiplerin çok büyük paralara, çok büyük isimleri transfer ettiğini gördükçe belki aynı beklentiler bu iki camiada da oluşuyor. Bence siz sahip olduğunuz teknik adam ve kadroyla o yarışı ortak olabilirsiniz. Ben Beşiktaş'ta da belki bir Mourinho çıtasından sonra Van Bronckhorst'la anlaşılmış olmasına rağmen hocanın basın toplantısından son derece pozitif yönde etkilendim. Bakın hoca çok istekli, kendinin neyin beklediğinin bilincinde, futbolun bir takım oyunu olduğunun altını çizen ve de büyük bir heyecanla bir an önce bırakın ligin, antrenmanların bile başlamasını bekleyen, bu konuma hazır bir teknik adam görüntüsü verdi bende. Camianın da ona o desteği vermesi lazım. Kaldı ki ilk transfer Paulista'da bile bazı soru işaretleri ortaya atıldı. Evet, son dönem transfer edilecek futbolcuları konuştuğumuzda hepsinin yaşı gerçekten 30 ve üstü. Paulista da bunlardan biri ama dedik onun da kariyerine bakın. O da gerçekten çok iyi bir kariyer. Dedik ya biz artık belki de Avrupa'nın iyi futbolcusu konumunda olan futbolcuları bile iyice küçümsemeye başladık. Bundan 5-10 sene geriye gittiğimizde bu futbolcuları biz konuşamıyorduk. Pepe bile geldiğinde yaşı konuşuluyordu. Halen Portekiz'de, milli takımda ve Porto'da harikalar yaratıyor. Yani. Yaşı da 41. Biri Pepe daha gösterir misiniz? Ama yok. Neden olmasın yani? Mertens'in de yaşı çok eleştiriliyor. Her sene son sezonu diyoruz ama devam ediyor. Ya her şey bir tarafa, ben büyük bir heyecanla bir işe başlıyorsam daha bismillah dediğim anda birilerinin bana ya hoca
sen bu işi yapamazsın veya senin kulübün bu hedefe ulaşamaz diye yaklaşması, bilmiyorum, o takıma, o kulübe de Türk futboluna da olumlu yönde yansımaz. Bakın, başlangıçta belirli şeyleri belki konuşabiliriz ama insanların aldığı kararlara saygı duymayı da bence bizim öncelikli hale getiriyor olmamız lazım. Ben zaten bir futbolcuyla o şampiyonluğun el değiştireceğini düşünebiliyorsak, demek ki biz zaten o yarışın içinde var olmuşuz sonuna kadar. Ve her şey bir tarafa, biraz da bu şampiyonlukların da tamamıyla bizim kendi kendimizle yarışır halde olduğumuz takdirde daha kolay ulaşabileceğine inanıyorum. Ben bu sene şampiyon olamam, bırakayım. Bu şekilde olmaz. Eğer biri şampiyon olamıyorsa da ikinciliği, üçüncülüğü hedeflesin. Son derece keyif alıyorum. Belki Fenerbahçe, Galatasaray için şampiyonluk daha kolaydı. Sevgili Selahattin Avrupa hedefi koysunlar dedi. Koyduk. Sevgili Seyda, daha iki, Ceyda, iki sene önce Avrupa'da başarıyı kimse düşünmüyordu bile ya. Şu an biz takımlarımız da Konferans Ligi'ni kazanmayı, Avrupa Ligi'ni kazanmayı hedefler hale geldik. Evet. Bu bile Türk futbolu adına kesinlikle bir gelişmedir. Ama bunun devamının da bence doğru bir şekilde getiriliyor olması lazım. Futbolun doğrularına kulak kapamadan, ben Beşiktaş, şu an Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın hazır kadroları olduğu için biraz geride görünse bile Trabzonspor'la birlikte şampiyonluk yarışının içinde sezon sonuna kadar var olabileceğine kesinlikle inanıyorum. Tek şartım da camia içinde o birlik beraberliğin sağlanması. Selahattin Kınalı, Trabzonspor'da bayram öncesinde forma tanıtım lansman gününde hatta başkanın açıklamalarıyla birlikte bir hareketlilik başladı ve bayram öncesinde ilk Vakeme transferini de açıkladı. Benim etrafımdaki Trabzonspor taraftarları, ki ben de Kadıköy civarında ikamet ediyorum, karşı esnafımız, marketimiz çok iyi Trabzonspor taraftarı. O da böyle bir heyecanlanmıştı. Yani bildiğimiz Vakeme ise bizim için çok iyi olur. Bir de onu açık alırsa daha da iyi olur. Emin değilim ben daha da iyi olacağından. Tabii taraftar başka türlü bakar. Biz kulüp yaşatılmalı duygusuyla bakıyoruz bütün kulüplerimize. Çünkü bunlar spor kulüpleri, ticarethane değiller. Bütün sermayeleri duygularımız. Vakame'yi Trabzonspor niye gönderdi? Abdullah Avcı'nın oyun sistemine uymadı diye gönderildi ve ben, izleyenler bilir, ben Abdullah Avcı'yı pek çok konuda eleştiririm. Fakat Vakame'den vazgeçti diye hocaya tek kelime etmedim. Bir oyun inşa etmek isteyen herhangi bir teknik adamın çok isteyeceği, arzulayacağı bir oyuncu tipi değil Vakame. Çünkü Vakame tek kişilik bir gösteri sanatçısı. Gösteri sanatçısı Vakame. Top ayağına geldiği zaman ne yapacağını kimse bilmiyor. Sürprizleri var. İyi takımlarda Vakame gibi oyuncular her zaman gereklidir. Yani futbolun görsel tarafına, temaşa tarafına hitap ederler. O türden bir oyuncu. Örneği çok az olan oyunculardan biri. 3 yıl sonra tekrar Trabzonspor'a döndü. Sayın Başkan toplantıda bunu söylediği zaman ilk duyduğumda şaşırdım. Çünkü hoca aynı hoca. Fakat Sayın Başkan, hocamızın talebiyle dedi, Vakayı tekrar geri görüşmelere başladık. Nevzat Bey var yönetimde. Onun arkadaşı zaten Vakame. Arama maraba işlerini o hallediyor. Yeni köy otomobili öyle bir şey var. Tamam, alındı şimdi. Vakame, ben bir futbol sever olarak Vakame'yi herkes gibi ben de izlemek isterim. Ne yapacağını bilmiyoruz çünkü. Hele ki çıta bu kadar açılmışken ve Trabzonspor'dan şampiyonluk beklentisi nesnel olarak biraz daha düşmüşken, hiç olmazsa Vakame ile Yattara örneğinde olduğu gibi birkaç maçta konuşacak şeyimiz olur. Vakame o tür şeyleri ortaya koyacaktır. Ama Abdullah Avcı'nın alameti farikası ne? Takım oyunuyla takımı bir yere taşımak. Oyuncuların değerini takımla birlikte yükseltmek. Şampiyon olduğumuz sene, Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda şampiyonlukta en büyük pay kimin derseniz, kimse hocanın demiyor. Bir Vakame, iki Uğurcan, üç işte bir Hamşik, Cornelius filan. Ama Vakame ile başlıyor herkes. Yani bu takımı şampiyon yapmıştır ve Vakame büyük bir krediye sahiptir taraftarın gözünde de. Kadroda her zaman olabilir ama ben yine söylüyorum, ideal bir 11 oyuncusu mudur? Hele Abdullah Avcı takımlarında değildir. Ama hoca, Abdullah Avcı da çok istemiş Vakame.
İşte yani o bana çok inandırıcı gelmedi, onu söylemek istiyorum. Çok istemişten ziyade şöyle düşünmüştür hoca da belki. Ya kadroda bulunsun, sıkışan pek çok oyunu diyelim 38 maç olacak. 3-5 maçı Vakame tek başına çevirebilecek bir oyuncu zaten. Hani 35 yaşına, 34-35 yaşlarında ligimizde hani Mertens örneğini verdin. Hani 38-39'luk oyuncular da var. Mertens 37 oldu galiba. Bu arada şeyi de söyleyeyim, Trabzon'da çok konuşuluyor. Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'a bir mesajım olsun Trabzon üzerinden. Biliyorsunuz Adalet Tanrıçası Temiz'in iki gözü bağlıdır. Adil kararlar versin diye. Trabzon'dan şöyle bir şey geliyor. Acaba Sayın Bakan iki gözü bağlıdan yanlış mı anladı? Yanlış mı anlatıldı kendisine? İki gözü bağlı olmasının nedeni adaletin sağlanması, yargılanan ya da soruşturulan kişi ya da kurumlar arasında bir ayrım olmaması içindir. Sayın Bakan'ın bu ayrımı yapıp yapmadığı konusunda sorular var Trabzon'da. Sayın Adalet Bakanımızın medya birimine de bu kaydı Sayın Bakan'ın önüne koymalarını rica ediyorum. Trabzon'da böyle bir sıkıntı var Sayın Bakan. Adalet biraz topal yürüyor Trabzon'da. Çok teşekkür ediyoruz Selahattin Kınalı. Ağzınıza sağlık. Yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Ahmet Hocam ağzınıza sağlık. Değerlendirmeleriniz için. Efendim biz spor ajansını noktalıyoruz. Noktalarken de bu akşam Avusturya-Fransa mücadelesi oynanacak. Fransa'da Mbappe turnuvanın daha maçlar oynanmadan yıldızı olacağı öngörüsü hakim. Biz de Mbappe'nin golleriyle size veda edelim bugün. Hoşçakalın.